Davacı Erten Sönmez tarafından mahkemeye verilen dilekçede davacı Selim Şekercizade ile soybağı olduğunu ve Selim Şekercizade'nin öz babası olduğunu iddia ederek babalık hakkı için talep ve dava etmiştir. Davacının sunduğu deliller gerekli incelemenin başlatılması için mahkemede yeter kanı oluşturmuştur. Gereği düşünüldü. Nüfusu ana adı Zeynep Taşkın Şekercizade ve baba adı Fatih Şekercizade olarak kaydedilen Selim Şekercizade'nin davacı Ertan Sönmez ile soybağının olup olmadığının tespit edilmesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Hüküm. Davanın kabulü ile Selim Şekercizade'nin Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde soybağı tespiti amacıyla moleküler genetik inceleme yapılması için davacı Ertan Sönmez tarafından babalık bağı gözetilerek DNA testi yapılmasına ve Selim Şekercizade'nin mahkemenin atadığı kolluk kuvvetleri eşliğinde kimlik tespiti onayı yapılarak 26 Nisan 2016 tarihinde saat 15.00 itibariyle hazır bulundurulmasına hükmedilmiştir. Davalılar bu hükme uymadıkları takdirde polis zoruyla mahkemenin hükmüne uymaları sağlanacaktır. Ben biliyordum. Biliyordum yani. Elinden ne geliyorsa yapacak işte böyle. Allah kahretsin yani. Resmen çocuğumu kendi ellerimle götürüp onun oğlu olduğunu ispat edeceğim işte. Zeynep bir dinle. Aşkım ne yapacağız biz ya? Hiçbir şey yapmayacağız hayatım. Ne test yaptıracağız, ne kan vereceğiz, hiçbir şey yaptırmayacağız. Fatih sen benim okuduğumu duymadın mı? Oğlumuzu asla vermeyeceğiz. Bu kadar basit. Polis zoruyla diyor ya burada. Kaçacağız hayatım. Selim'i de alıp kaçacağız. Bu kadar basit. Aşkım bu o kadar kolay bir şey mi? Mahkemeden bahsediyoruz burada. Kaçtığımız zaman suçlu durumuna düşüyoruz. Yani bu evrak farz et ki gelmedi bize. Biz yoktuk, uzaklardaydık. Olamaz mı? Kendi çocuğumuzu mu kaçıracağız yani? Evet hayatım. Hatta hemen şu an hazırla çıkıyoruz, gidiyoruz yani. Olmaz Fatih. Hiçbir yere kaçamayız. Ya bir şekilde bizi yakalayacaklar. O zaman her şeyi daha kötü bir duruma sokmuş olacağız. Ben senden ayrı kalmayı daha fazla dayanamam. Bu riski bir daha göze alamam. Hele şimdi hiç. Tamam hayatım ne olur. Üzme sen kendini. Üzülme deyip durma bana Fatih ya. Burada Selim söz konusu. Bana şunu söyleme. Nasıl üzülmeyeyim ben? Hayır hayatım. Bu konu seninle alakalı değil. Ben kendim savaşacağım. İki dünya bir araya gelse o it bizim oğlumuzu alıp gidemeyecek. Ben dünyanın en iyi avukatını bulacağım. Tamam. Ne olur sen üzme kendini. Ay. Uzanayım ben. Bana yaşattıkları kabusu şimdi biraz da onlar yaşasın bakalım. Gözde Hanım şimdi bundan sonra ne olacak? Bizi ne bekliyor? Anlatır mısınız biraz? Davayı açtık. Tebligat ellerine çoktan ulaşmıştır. Bundan sonra bekleyeceğiz. Artık ücreti yeniden konuşabiliriz. Ama biz o konuyu halletmiştik. Evet o ücretten biz bahsetmiştik, konuşmuştuk daha önce. Bu davanın kabul aşamasındaydı. O ücret bunun içinde. Nasıl yani? Aynı ücretle devam etmeyecek miyiz şimdi? Böyle bir şey konuşmadık Ertan Bey. Bakın bu yeni bir dava aşaması. Şekercizadelerin karşımıza büyük bir avukat ordusuyla çıkacağından eminiz. Ancak ben de bugüne kadar aldığım hiçbir davayı kaybetmedim. Bu yüzden ücreti yeniden konuşabiliriz. Tabii benle devam etmek istemiyorsanız... Yok, sizle devam etmek istiyoruz tabii ki. Hatta siz tam aradığımız avukatsınız ama... Ama aşkım... Size bir şey sorabilir miyim? Siz bu davayı kazanmak istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Ben de öyle düşünmüştüm. Ne kadar peki bu ücret? 100 bin. 100 bin mi? Çok değil mi ya?
Kazanacaklarınızın yanında hiç de çok değil. Kazanacaklarınız derken neden bahsediyorsunuz Gözde Hanım? Ne kazanacağız başka? Yani bu davanın sonunda sadece çocuğun velayetini almakla kalmayıp başka tazminatlar da kazanabilirsiniz. Tazminat? Nasıl yani? Ne gibi tazminatlar kazanacağız? Hiç merak etmeyin Ertan Bey. Bütün bunları sizinle detaylı bir şekilde konuşacağız. Hepsini anlatacağım. Ama önce bu avukatlık ücreti konusunda hemfikir miyiz? Ya öyle de nereden bulacağız bu parayı 100.000 lira? Aşkım para sorun değil. Eğer sen böyle devam etmek istiyorsan ben onu hallederim. Aşkıma bak ya. Tamam anlaştık. 100.000 lira veriyorum size. Yalnız bir şartım var. Çocuğun babası olduğum ispatlandığında tam velayet istiyorum. Bundan sonra çocuğum benimle yaşayacak. Öyleyse aşmamız gereken bir engelimiz daha var. Ne kaldı Gözde Hanım da? Açtık her şeyi işte. Annenin ahlaki bakımdan hiçbir kötü durumu olmadığına göre ve toplumda saygıdeğer bir kişiyle evli olduğuna göre ve maddi durumunu da göz önünde bulundurursak hiçbir hakim bekar bir adama çocuğun velayetini vermeyecektir. Yani ne öneriyorsunuz o zaman? Yani evlenmiş olsaydınız çok iyi olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.